Bugün çok önemli ayrıntılardan bahsetmem lazım. Öncelikle cümleten selamun aleyküm. Önemli bir takım farklı noktalara değineceğim. NATO zirvesiyle ilgili konuşmamız gereken perdenin arkasında kalan, yani hadi bir zafer kazandık da neyi kazandığımızı bilmediğimizi düşündüğüm bazı noktalar var. İlk defa gerçekleşmiş olan bazı gerçekleri burada ilk defa sizlerin huzurunda açıklayacağım. Sizlerden ricam, videoyu paylaşırsak, beğenirsek, aşağı inip yorum falan yaparsak daha fazla insana da bu gerçeklerin ulaşmasına vesile olmuş olabilirsiniz. Türkiye'nin NATO zirvesi zaferi diye nitelendirelim olayı ve bakalım neler neler gerçekleşti. İstediğimiz tüm maddeleri muhtıraya tek tek koydurduk. Onunla kaldı mı? Hayır. PYD, YPG, PKK ve özellikle en önemlisi FETÖ isimlerini kağıt üzerinde tek tek yazdırıp onlara da imza attırdık. İstediğimiz terör zanlılarını sınır dışı edecekler ve iade edecekler noktasında anlaştık. Silah ambargolarını tek tek kaldırttık. İlk kez sözde değil, yazılı bir mütabakatla bunları yaptırdık. He, bakın şu önemli ayrıntı. Silah ambargosu, işte o, bu, birçok nokta var önemli olan. Ama ben en önemlisini size şuradan söyleyeyim. Bakın, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin kimseyi iade etmeme gibi bir anayasa taslakları var. Ülkelerine sığınan kimseyi, ülkelerinde bulunan kimseyi asla başka bir ülkeye teslim etmezler. Neden? Çünkü para baronlarının, özellikle o hani bir şeylerin başı olmuş insanların sığındıkları güvenli limandır. Herkesin kara parasını, osunu, busunu, servetlerini saklayabilecekleri güvenli limanlardır oralar. O yüzden de kimseyi dışarıya vermemek gibi bir yasaları, maddeleri var. Biz onlara orada dedik ki gidin 60, 70, 80 gün ne kadar süreniz varsa bizim verdiğimiz süre kadar bu süre içinde yasalarınızı değiştirin. Sonra da gelin NATO'ya buyurun girin. Dün Türkiye'ye bir lafıyla hükümeti değiştirenler, dün bir lafıyla bu ülkenin başkanını affedersiniz dar ağacına yollayanlar, dün bir lafıyla bu ülkeyi alt üst edenler, yasalarını değiştirenler, atama yapanlar bugün bizim bir lafımızda anayasalarını gözden geçirmek zorunda kalıyorlar. Bakın şunu da yaptık, dedik ki sizin savunma bakanınız var. Bilmem işte 2018'de 2020'de Türkiye aleyhine terör propagandası yaparaktan bir takım söylemlerde bulundu, bir takım fiili hareketleri oldu, bir takım noktalarda bir takım adreslere destekler verdi. Bu adamı alacaksınız oradan dedik. Ülke içerisinde herkes vazgeçelim şu savunma bakanından, yerine başkasını koyalım, yeter ki Türklerle anlaşalım dedi. Sen düne kadar ayakta uyuyordun. Birileri gibi gidip Amerikan başkanları seni affedersin böyle kelle koltukta karşılıyordu. Senin karşına bornozla çıkan bile vardı ya. Bugün ama tüm dünyanın gözleri Türkiye'ye dikilmiş durumda. Yakın zamanda ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri de güçlenen, gücünü, rüştünü ispatlayan Türkiye'yle barış yolları aramaya başlayacak. Mecbur buna. Hayatta ve ayakta kalmak istiyorsa Türkiye ile barış imzalama derdinde olmalı. Amerika'daki bazı sesler, senatörler, gazeteciler, analistler, büyük baş takımlardan bir takım kişiler Türkiye ile barışalım artık demeye başladı zaten. Financial Times da bunu konu almış, onu da aktarmam gerekiyor. Ukrayna savaşı sonra diyerek girmiş olaya. ABD'yi Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye yöneltti diyor bu yaşanan hadiseler. Türkiye'nin orada aldığı rol, Türkiye'nin NATO'da üstlendiği rol, ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham diye bir şahsiyet. NATO müttefikimiz Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Biden yönetiminin kararını destekliyorum diyor. Düne kadar satmayız, vermeyiz, modernize etmeyiz. Git ne yaparsan yap diyen Amerika Birleşik Devletleri bugün size F-16 vermemiz bizim çıkarımıza demeye başladı. Ne hikmetse, ama 80 vermeyelim 40 verelim diye bir inat içerisindeler. Onlar da aşılır diye düşünüyorum. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olsa da ülke bir NATO müttefiki ve sıkıntılı bir coğrafyada askeri kapasitelerini arttırmak için çabalıyorlar. Ve çok güçlü bir orduları var diyor bu senatör. Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarına Türkiye'ye destek olmak, Türkiye ile barış için olmak uygundur diyor. F-16 satışı da hani Biden'a katılıyorum demişti. Ondan da bahsedeyim. ABD Başkanı Biden Türkiye'ye 40 adet F-16 satılmasını ve envanterdeki uçaklarının da modernize edilmesini desteklediğini söyledi. F-16 Türkiye'yi keser mi? Kesmez kardeşim. Neden kesmez? Bakın F-16'nın menzili 500-550 kilometre. Havada kalabildiği mesafeden bahsediyorum. Gidip gelebildiği. Ama F-35'lerin 1100. Bugün Yunanistan'dan havalanan bir F-35'in
Sivas'ı vurma gibi bir ihtimali var. Maalesef. Türkiye F-35 projesinden bir şekilde diskalifiye edildi. Ama alternatifimiz yok değil. Su'lar var işte, ondan sonra Eurofighter'lar var. Başka başka ülkelerin ürettiği başka başka teknolojiler var. Beşinci nesil, biz de bu süre içerisinde üretmeye çalışıyoruz. İşte Kızıl Elma'mız olacak, daha başka milli muharip uçağımız olacak. Hepsini yapacağız. Ama bu zaman içerisinde, bu dönem içerisinde de gücümüzü ayakta tutmamız lazım. Özellikle Yunanistan'a karşı hava üstünlüğümüzü, şu anda bizde olan hava üstünlüğünü Yunanistan'a verilebilecek olan bir F-35 ile kaybetmememiz lazım. Bunların önlemlerini almak için bu devlet şu anda çalışmaya başladı bile. Çok çok önemli hamleler yapıyor Türkiye. Bakın, bir ülkenin en önemli stratejik hamlesi nedir biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Çünkü bilmemenizdir. Bilinmeden yapılan şeyler bir ülkenin en önemli stratejik hatadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapmanın derdinde. Özetle 40 adet F-16 her an ülkeye gelebilir. 80 adet de F-16'mızın modernizasyonunu, işte kit taleplerini bir üst düzeye çıkarmalarını noktasında bu tartışmaları da gelecek haftalarda ABD'de daha da gündem olarak görmüş olabiliriz. Şimdi çok önemli, çok hassas, çok kıymet verdiğim bir noktadan bahsedeceğim. Baykar'dan bir açıklama geldi. Vatansever Ukrayna halkına hiçbir ücret talep etmeden 3 adet SİHA hibe ediyoruz. Çünkü Ukrayna'da bir yardım kampanyası düzenlenmişti. İşte Türkiye'den bir tane SİHA alalım, para toplayalım, işte ne kadarsa verelim gibisinden. Türkiye buna jest olarak dedi ki ücret talep etmiyoruz, 3 adet SİHA hibe ediyoruz. Bu bizim için ilk mi değil? Biz Cibuti'den tuttu, Afrika'daki birçok ülkeye zaten hibe kirpilerdir, işte tanklardır, helikopterlerdir, SİHA'lardır tedarik edebilir noktadayız. SİHA almak için de Ukrayna'nın topladığı paraları da işte onurlu Ukrayna halkının faydasına kullanın diye de ekleme yapıyor. Şimdi can alıcı nokta ne? Marshall planına muhtaç bir ülke vardı. Hatırlıyor musunuz? Marshall planı adı altında bu ülkeye para veriyorlardı. Verdikleri parayı da siz bu parayı yönetemezsiniz değil. Başına da bir adam dikiyorlar. Rezalet bir dönem. Yüz karasıydı. Allah o günlerden bizi kurtardı, Allah'a çok şükür. Buna muhtaç durumdaydı. Bugün dünyaya nam salmış, kendi ürettiği SİHA'larını hibe edebilen bir ülke var. Ne dememiz lazım? Gerçekten biraz onurlu, biraz haysiyetli olun. Her kişiye hakkını verin. Teşekkürler Erdoğan demek lazım. Teşekkürler Selçuk Bey demek lazım. Teşekkürler Türk halkı demek lazım. Sağ olun, var olun demek lazım. İHA, SİHA konusunda da bakın Türkiye'de kendisini büyütmeye, beslemeye devam ediyor. Birçok 22'den fazla ülkeye satış gerçekleştirdik. Çok kısa bir süre içerisinde mucizevi olarak bakılan bir başarı aslında bu. Son teslimatlarla da Türkiye'nin sahip olduğu İHA, SİHA sayısı 220'nin üzerine çıktı ve bu sadece bildiğimiz Türkiye dünyanın en büyük İHA filosunda, işte İHA filosuna sahip olan ikinci ülke noktasına geldi. Ama bundan 5, 6, 7, 8 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nden 48 saatliğine İHA kiralıyorduk. SİHA bile değil. İHA kiralıyorduk. 48 saatliğine zor bela, bin bir nazla niyazla. Düne kadar ya bir tane İHA'mız düşse ne olur diye düşünüyorduk. Bugün SİHA'ların vurursanız vurun daha çok var zaten diyebiliyoruz. Fransız meclisi de yine Türkiye'nin bu başarılarına değiniyor. AFP, bakın açın, yazın, araştırın diye kaynak veriyorum. Dünya pazarının gerçek bir yıldızı olan Türk İHA'sı Bayraktar TB2 Kiev Savaşı sırasında yıldızı parladı diyor. İHA'ların olmadan Ukrayna'nın Rus ordusunu engellemesi çok 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 zor olurdu ifadelerini kullanıyor. Düne kadar, Türkiye'yi hatırlayalım, her zaman söylerim, geçmiş hafızamız güçlü olmalı. Bakın, istikbal göklerde değil köklerdedir. Bunu iyi bilmemiz lazım. Ne kadar derin eğilebiliyorsan o kadar yukarıya çıkabileceksin. Köklere inmeden göklere yükselemezsin kardeşim. Yerli malı tabirini, vatandaşın zihnindeki karşılığı ben size söyleyeyim. 2010 öncesine bakalım. Hıyar, domates, incir, fındık, kestane. 2010 sonrası İHA, SİHA, helikopter, otomobil, işte TOGG'u, TCG Anadolu'su bilmem. Bu kadar kısa sürede aradaki farkı anlayabiliyor musun? İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların mucize olarak tabir ettiği bu kısa sürede bu kadar büyük önemli başarıları imza. Bu devlet bunu hak ediyor muydu? Daha da iyisini hak ediyor. Bu devlet dünyada tekrardan söz sahibi olacak mı? Tüm cihana huzuru getirebilecek kapasitede ve potansiyelde bir milletin mensubuyuz.
Kendinizle gurur duyun. Sakın yorulmayın. Sakın sendelemeyin. Kötü mü hissediyorsunuz? Silkelenin ve yolunuza devam edin. Gaza bizim. Yol bizim. Sefer bizim. Zafer Allah'ın. Yeise kapılmayacağız. Yolumuzdayız. Menzilimiz belli. Hedefimiz belli. Kendimizi biliyoruz. Karşıdakileri biliyoruz. Hedefe gayretle, metanetle, cesaretle hep birlikte yürüyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim. Videoyu da paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşça kalın.